Öncelikle tebrik ederim abi. Muhteşem bir iş imza attınız. Ya biz bu senenizin başında bekliyorduk aslında Etimesgut'un bu muhteşem başarısını. Liglerin ilk şampiyonluğunu ilan eden takım Etimesgut oldu. İlk önce görüşlerini almak isterim. Tabii şimdi bugünkü yenilgi biraz zoruma gitti ama netice itibariyle çocuklar da yoruldu herhalde. Onun için bir rehavet diye düşünüyorum ve hayırlısı olsun. Evet, liglerin ilk başarısı, ilk şampiyonluğu ilan eden takım. Biz inanılan bir takım, inançlı yola çıkmış bir takım, birlik beraberlik içinde yola çıkmış bir takım. Hem takımıyla, hem ekonomisiyle, hem halkıyla, hem seyircisi, hepsi beraber bütünleşmiş bir takım. Belediye başkanıyla, işte kulüp başkanıyla, yönetimiyle gayet güzel bir ekip olmuş bir takımın yöneticileri falan. Bunlar tabii netice itibariyle de başarıyı getiriyor. Bu başarı yani rastgele bir başarı değil. Bu başarı belirlenen bir başarı. Bu başarı önceden tahmin edilen bir başarı. İnşallah bu başarı böyle devam eder diye düşünüyorum yani. Sezon başındaki röportajlarınızın bir tanesinde hedefimiz birincilik, hatta Süper Lig demiştiniz abi. Tabii. Takviyesini yani, yaptınız. Evet. Şimdi gelecek evet. Seneyle ilgili ben hafif ipuçlarını almak istiyorum. Evet. Etimesgut'ta neler olacak? Şimdi tabii mutlaka başarı yakalayacak şekilde bir takım oluşturmayı düşünüyoruz ama yani tanımadığımız bir lig, önümüzdeki yılın ne olacağını fazla şimdiden kestiremiyorum. Ama netice itibariyle yine orada da bu ekip ruhuyla, bu beraberlikle biz başarılı olacağımıza son derece inanıyorum. Ama tabii ne olur bilemiyorum ama hedefimiz inşallah tabii bir üst lig, hep üst lig. Biz hiç durmak yok, yola devam. Bizim başkan zaten talimatı öyle veriyor. Ne olursa olsun başarı diyor. Bizim ekipte o algıyla devam ediyoruz. İnşallah başaracağız yani. Ankara'daki tek ilçe takım Etimesgut'ta Keçiören Gücü var, Gölbaşı var ama hiçbirinde bu Etimesgut'taki birlik beraberlik ortamını göremedik biz. Hem kulüp yönetimi olsun hem belediye yönetimi olsun ciddi ciddi hep beraber bu işi kotardınız. İlk önce tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Bu işte başka neler var sırrında? Şimdi bir insanın beyniyle kalbi aynı düşünürse başarı gelir. Başkanımız ve belediye başkanımız da aynı düşüncedeler. Ekip de aynı düşüncede. Hedef hizmet olunca, hedef başarı olunca, hedef Etimesgut'a hizmet olunca başarı da kendiliğinden geliyor. Ben başkanımızı, belediye başkanımızı da gerçekten çok samimi düşüncelerinden dolayı tebrik ediyorum. Başkan Bey de güzel konulara değindi. İnşallah seneye ayağımızı yere basarak çok güzel bir başarılı bir performans sergileyip ikincilikte de adından söz edilen bir takım olacağız. İlçemizin ismini inşallah Türkiye'mizin her noktasına spor olarak duyuracağız. Centilmen taraftar, centilmen spor, centilmen yöneticilerin olduğuna inanıyorum. İnşallah başarılı olacağız. Şimdiden takımımızı tebrik ediyorum. Biraz önce Enver Başkanımla konuşurken bu stat konusuna değindik. Sezon başında bir ayrı bir stat projesi vardı ama herhalde ondan vazgeçilmiş. Burası düzenlenecek, güçlendirilecek. Stat maçlarımızı burada devam etmeye düşünüyoruz. Çünkü seyirci potansiyeli buranın çok yüksek. Vatandaşlarımız da burayı sevdi. Eski bir stat burası. Etimesgut'un da merkezi sayılır. O yüzden büyük bir ihtimal burada olacağını tahmin ediyorum. Konu açılmışken o zaman söyleyeyim, hazır yakalamışken. Etimesgut Belediyespor'un diğer branşlardaki faaliyetleri ne durumda? Judo'da çok iyiyiz. Masa tenisimiz var, tenisimiz var. Şu anda zaten bu dört alanda devam ediyoruz. Onlarda da başarılıyız. Bireysel sporlarda da çok iyiyiz. Zaten ayrım yapmıyoruz hep beraber. İkisini, dördünü beraber götürüyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bütün sezon çok heyecanlı geçti. Evet. Ama ligin başından belliydi ki bu takım bir şeyler yapacak. Evet. Yani playoff'u dahi ben hayal etmiyordum açıkçası. Evet. Ama şahsi görüşüm ikinci yarının başında biraz korkmuştum. Evet. Sezonun ikinci yarısının başında. Evet. Çünkü rakipler daha fazla kapanmaya başlandı. Evet. Futbol çok zorlaşmıştı ama Türkiye liglerinin ilk şampiyonluğunu ilan eden takım oldunuz. Çok tebrik ediyorum hocam. Çok teşekkür ederim Bülent'ciğim. İkinci yanındaki düşüşümün sebebi Türkiye Kupası'nda biliyorsun gruplara evet. Kalmıştık. O bizi bayağı takımı yıprattı. Ama ondan sonra toparlandık tekrar. İnanıyorduk biz zaten buna. Dördüncü hafta Ayvalık Gücü maçında aldığımız liderliği sonuna kadar getirdik. İyi bir sezon geçirdik. Futbolcu kardeşlerimi, çocuklarımı çok kutluyorum. Disiplinli çalıştık, özveriyle çalıştık. Bir aile gibi olduk. Onun dışında dürüstlüğü ön plana aldık. Her maçta yatan futbolcular var maçta. Maalesef Türkiye'de bu adet oldu ama evet. Bizim hiçbir futbolcumuz yatmadı. Özellikle 3. ligde evet. Çok çok fazla yaşanıyor. Çok var. Fair play çerçevesinde oynamaya çalıştık. Futbolun güzelliklerini yapmaya çalıştık. Zorlu da bir sezon geçirdik ama emeğimizin karşılığını aldığımız için mutluyum. 4 hafta kala şampiyon olduk. Ankara'ya Etimesgut'a hayırlı olsun diyorum.
Gelecek seneki Etimesgut'u nasıl kafanda planlıyorsun hocam? Yani çekirdek kadro korunacak mı yoksa çok daha kuvvetli bir kadroya bir ihtiyaç var? Siz nasıl bir düşünüyorsunuz? Tabii ki virüs ligi olduğu için takımın biraz revizyona gitmesi lazım. Daha bir şey konuşmadık bakalım. İnşallah buraya gelecek hoca iyi bir revizyon yapar. Ya biz takıma sizle devam edeceğinizi düşünüyoruz açıkçası. Evet, yani takıma şart, revizyon şart. En az 7-8 tane futbolcu kaldıktan sonra ikinci lig ayarında. Tabii takımın hedefi ne olacak, nerelere oynayacak o da bir soru işareti. Ama Hasan Başkanımızın hedefi Süper Lig'e çıkmak. O amaçla, o hedefle iyi bir takım kuracaklarını zannediyorum. İnşallah Etimesgut Süper Lig'e kadar çıkar. Valla hocam biz bu sene maçlardan da çok keyif aldık açıkçası. Çoğu maç 90. dakikada döndü dense dahi 90. dakikaya kadar çok maçta zaten çok net pozisyonlar kaçmıştı. Biraz da futbolun şansı vardı ama 90 dakika sahada gerçekten mücadele eden bir Etimesgut vardı. Bugün lig bitti aslında. Şampiyonluk garantilendi ama 90. dakikada dahi hala bir pozisyon arayan Etimesgut o özelliğimiz var bizim. Kabullenmiyor. Skoru da kabullenmiyor. Çok tebrik ediyoruz hocam. Çok teşekkür ederim. Ben çocuklarımı tebrik ediyorum. Belediye Başkanı Enver Başkanı, Hasan Kartal Bey'i, yardımcı olan bizim Yılmaz kardeşime teşekkür ediyorum. Ankara'ya teşekkür ediyorum. İnşallah Etimesgut umduğu yere Süper Lig'e kadar çıkar diyorum. Bir de şansınız belki Etimesgut halkının bu takıma sahip çıkması gibi de geliyor bana. Tabii. Diğer ilçe takımlarında bunu göremedik ama Etimesgut halkı takıma sahip de çıktı. Çok güzel bir ambiyans var burada. Evet. Şimdi mahalle arasında, evlerin arasında bir stadımız var. Orada halkla birlikte bütünleştik. İyi bir bütünlük oldu. Zaten onların arkamızda olması bizim için her zaman itici bir güç oldu. Biz de kendi birikim, bilgimiz, ekibimle birlikte güzel şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Takımımız çok karakterli çocuklardan kurulu, çok düzgün çocuklarda kurulu. Sahada verdiğimiz her şeyi aldılar. Biz önce bizi sendeleyecek zannettiler ama biz hiçbir zaman umudumuzu kesmedik. Çünkü her zaman futbolun doğrularını yaptık. Hiçbir takım hakkında, hiçbir şey hakkında negatif düşünmedik. Şu anda aklıma adliye geldi. İnşallah adliye de bizimle birlikte ikinci ligde mücadele eder. Onlara da başarılar diliyorum. Yani Ankara'dan ne kadar takımı yukarılara çıkarırsak o kadar. Bir takım deplasman azalır. Evet, tabii ki. Valla çok teşekkürler hocam. Biz teşekkür ederiz. Bunu Ankara'ya yaşattığınız için özellikle çok teşekkür ederim. Sizin ilginize, alakanıza. Bu işlere birlikte beraberlikte oluyor biliyorsunuz. Sizlerin de çok tabii ki. Herkesin desteği çok daha fazla var. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Her şey için teşekkür ederiz Bülent'ciğim. Sağ olun. Kaptan tebrik ederim. Yani çok güzel bir şey imza attınız. Hoca kadar, teknik heyet kadar sen de çok önemliydin. Takımın abiliğinin yanında hala futbolculuğunla sahada ben varım dedin ve bu ipi göğüsleyenlerin başındaydın. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bir şampiyonluk değerlendirmesi almak istiyorum artık. Valla ne diyeyim ya. 4 hafta kadar şampiyon olduk. Çok mutluyuz tabii takım olarak. Gerçekten sezon başından beri ilk 5 Temmuz'dan beri öncelikle tabii ki hocamız çok emek verdi. Bizi çok iyi çalıştırdı. Çok iyi kamp dönemi 2 tane. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Yani inanılmaz özveri gösterdiler. Ve bir bütün olduk. Hoca, teknik heyet, başkanımız Hasan Kartal, belediye başkanımız. Bir bütün olduk. Allah'a şükür 4 hafta kala şampiyonluğu Etimesgut'u Ankara'ya getirdik. Tabii ki çok mutluluk verici. Benim için de ikinci şampiyonluk. Tabii ki ben de hem abilik yaptım hem saha içinde liderlik yapmaya çalıştım. Allah'a şükür iyi de katkı verdiğimi düşünüyorum. Takım arkadaşlarım da özellikle çok katkı sağladılar. İnancın biraz da başarısı şampiyonluk bu. Çünkü tabii ki ilk başta biz hesaba katılmıyorduk açıkça sezon başı. Gerçekten bizden bütçe olarak da çok iyi, kadro olarak da iyi takımlar da vardı. Ama dediğim gibi birlik bütünlük bir adım öne getirdi. Özellikle ilk 7 hafta çok iyi bir çıkış yakalamamız. Bizim 4. haftan sonraki liderliği alıp bırakmamamız yani çok büyük başarı. Ya kaç hafta? 45-46 haftadır. Lidersiniz ve şampiyon olursunuz. Yani bunu kimse başaramaz. Ama yani şöyle bir sistem edeceğim. Yani şampiyonluğu gerçekten yaşayamadık. Ya. Hem biz takım olarak hem... Niye hocam? Yani bilmiyorum 4 hafta kala bir erken bitirmem var. Herkese yani ondan büyük ihtimal kaynaklanan ama yani başka bir yerde olsa yer yerinde oynardı. Yani Allah aşkına biz görevimizi yaptık ya. Yani o konuda ben rahatım ya. Geçen sene geldim bu takıma son maçta ligde kaldık. Ondan sonra bu sene şampiyonluk. Yani o konuda rahatım Allah'a şükür bir sıkıntı yok. Bugün dahi artık ister istemez motivasyon kayboluyor şampiyonluktan sonra ama 90. dakikada dahi mücadele verdi. Aynen. Bütün sezonda da öyleydi açıkçası. Ya biz son 6-7 maç zaten
son dakikalarda hep kazandık. Evet. Bu maçı bırakmamamız, takımın özelliği bu. Ya bugün de hiçbir şeye biz ödün vermek istemiyoruz. Sonuçta 3 maç çıkıp elimizden geleni yapıp tabii. Yani galip gelmek istiyoruz. Bugün nasip olmadı. Tabii ki şampiyonluğu garantilemenin bir rehaveti vardı ister ister. Ne kadar biz konuşsak da biz de şey yapsak ister istemez biraz oluyor yani sahada. O biraz da yansıdı ama pozisyon yokken bir tane gol yedik yani. Gene baktığınızda iki tane ilk kere. Hatta offside gibi dahi geldi bana. Yani offside artık ilk kere iki tane tane arasa maç bitti. Tabii futbol sonuçta onlar da indi. Tebrik ediyoruz. Ama çok iyi anlaşmaya başlamış bir takım gördüm ben bugün sahada özellikle. Kimin nereye gideceğini bilen, nasıl pas vereceğini evet. Bilen. Yani aslında sezonun ilk maçları değil özellikle o 7 maçlık seride dahi bazı maçlar şans olabilir ama. Evet. Şu maçtaki futbol aslında yoktu. Yani çok daha şeydi takım birbirini tanır hale gelmişti. Tam oldu yani. Aynen. Netmesi ilk yarı bence. Dediğin gibi o kadar üst düzey oynamadık ama ikinci yarı özellikle o Zara maçı. Bence bizim Zara maçı şampiyonluğumuzu getiren maçtı. Çünkü deplasmanda kaybettiğimiz o maç dönüşte otobüste konuştuklarımız yani çok kenetlendirdi. Yani bizi kendimize getirdi açıkçası. Ondan sonra 3 tane maça çıktık. Sakarya ve 2 deplasman. Evet. Diyarbakır ve Manevse çok zor. Orada inanılmaz top oynadı takım. İnanılmaz top oynadı. Çok teşekkür ederim. Şampiyonluğu zaten biz Diyarbakır'da aldık. Evet. Onlar da biz zaten maçtan sonra tebrik etti abi hayırlı olsun diye. Yani takım, Diyarbakır maçı da erteleme maçıydı. Erteleme maçıydı. Çok üst düzey oynadı takım. Yani gerçekten hocam başta olmak üzere. Gerçekten diyorum. Tanrı Hoca'nın çok büyük katkısı var bunda. Ve bütün takım arkadaşlarımı, kardeşlerimi özverilerinden dolayı, emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Artık seneye kısmet nasip kimle devam edilir, kimle edilmez. Ama bu kulüp gerçekten bunu hak etti. Kulüp olarak çok düzgün bir kulüp. Ben geçen sene geldiğimden beri çok düzgün bir kulüp. Başkan inanılmaz bir destek veriyor. Maddi, manevi. Belediye başkanımız da öyle. İnanılmaz hep arkamızdalar. Onların da bu katkısı. Eti ve süt halkının da yanımızda olması. Tabii ki biraz da bilinçli seyirci az çok yok burada. Ama gene de hep yanımızda oldular. Ufak tefek problemler yaşandı. Normal. Sonuçta iki senelik profesyonel bir kulüp. Bunları ben normal karşılıyorum. Sonuçta ben çok üst düzey oynadım. Tabii daha fazla şey bekliyorsunuz ama dediğim gibi ta yeni çıkmış bir takım. İki senelik profesyonel bir takım. İki senede bu başarıya yakalaması çok önemli bence. Ben artık Murat Hacıoğlu'nun Etimesgut Belediyesi ile de zaten bütünleşmiş görüyorum. Yani 3 sene sonra 4 sene sonra futbolu bıraktığında o kadar severim abi. Ben öyle düşünüyorum. Güzel düşünelim güzel olsun. İnşallah. Burada bir görev alacağını düşünüyorum açıkçası. Yani Murat burayı bırakmaz artık falan diye düşünüyorum. Vallahi abi ben buraya ilk geldiğimde tabii ilk yaşımdan dolayı bir sen de birisi duymuşsundur yani. Bir serzenişler oldu. Yani Allah'a şükür biz ona sağda cevap verdik. Yani hiç sıkıntı değil. Futbolda böyle şeyler var. Olabilir, eleştirebiliriz. Yani biz görevimizi yaptık. Alnımızın hakıyla çıktık. Yani biz buraya işte başkan ne derse o. Yani fazlasıyla de yaptın. Devam, çok teşekkür yok, ederim. Sağ olun. Devam edip edeceğiz. İleride de tabii öyle bir görev verirse benim için çok mutluluk verici. Ama ben gerçekten Etime Süt Halkı'nı ben de çok benimsedim. Bütünleştik. Herkese çok teşekkür ederim. Emeği geçen sizlere de çok teşekkür ederim. Hep yanımızda oldunuz. Allah razı olsun. Sağ olun. Bu şampiyonluk hikayesinin en canlı tanıklarından bir tanesi sen oldun Emre. Biz 5 maça gelebildiği 80-15 maça geldin. Sürekli Etimesgut'u da takip ettin. Sen anlat bu hikayeyi. Evet nasıl abi gördün? Yani biliyorsun benim evim de Sincan'da zaten. Yani bu bizim için hem bir yerel bir mevzuydu bizim için. Yani Etimesgut'un şampiyon olması gerçekten çok sevindirdi hepimizi. Dediğin gibi bütün maçlarına olabildiğince gelmeye çalıştık. Burada bir aile ortamı oluşturuldu sağ olsun. Maçlardan sonra Taner Hoca'yla yemekler yedik, içtik, sohbetler yaptık. Yani bu şampiyonluğu hepimiz bir aile olarak yaşattılar bize. Belediye başkanları olsun, başkanımız olsun, Hasan Başkan olsun. Hepsi çok sıcakkanlı, çok güzel insanlar. Birlikte bu şampiyonluğu yaşadık, tanık olduk. İnşallah daha ilerilerini de göreceğiz Etimesgut'tan. Çünkü bu yapıya Ankara'da en fazla sahip olan, o potansiyeli en fazla sahip olan takımlardan birisi. Hem belediye başkanıyla dediğimiz gibi desteğiyle, belediye desteğiyle hem Hasan Başkan'ın takıma olan katkısıyla bu takım çok daha iyi yerlere gelecektir yani. Sen sezon başında hepimiz bekliyorduk Etimesgut'un muhteşem çıkışından sonra ama hiç şüpheye düştüğün oldu mu acaba olmayacak diye hissettiğin dönemler oldu mu? Yani Etimesgut seneye zaten öyle bir başladı ki yani rekorları alt üst ederek üst üste galibiyetlerle başladı. Yani ondan sonra zaten inanmamak çok zordu. Yani yine Orhan Gazi bildiğim kadarıyla Orhan Gazi ilk mağlubiyetini tattırmıştı. Belki de şu anda ligde iki galibiyet alan tek takım Etimesgut'tan. Bir sadece işte bu Türkiye Kupası döneminden sonra takım biraz hem yorgunluğa bağlı olarak hem de ikinci dönemin başlamasıyla takımlar daha fazla
dikkate aldı Etimesgut Belediyespor'u. O yüzden dolayı bir orada bir çalkantılı bir dönem yaşandı ama çok fazla ilk dönemden sonra şüpheye düştüğümüz durum olmadı yani. Doğruyu söylemek gerekirse. Erkenden de gösterdiler. Erkenden gösterdiler zaten. Yani liglerin en erken şu anda profesyonel liglerin rekorunu kırdılar bildiğim kadarıyla. Şu büyük anda Ankara'dan da işte bir Halk Bankası'nın şampiyon olma ihtimali var. Yeni Mahalle playofflarda ne yapacak belli değil. O var. Bir de Etimesgut var. Fazla şampiyonu çıkarabilen bir takım değiliz. Aksine bir de çok takımımız küme düşecek gibi. Yani evet. Bu sene öyle bir rizikosu var. Etimesgut'un mutluluğu seni hepimize, beni Ankara takımlarını özellikle takip etmeye çalışan insanlar açısından tabii, çok önemliydi. Kesinlikle. Sen de güzel bir iş yaptın. Önemli bir habercilik yaptın önemli. Aslında sizin, bakarsam takım. Sizin de öyle abi. Yani hepimiz bir birlikte burada şu anda bu takım şampiyon oldu. Sadece yani Klas Spor var. Bir de Habertürk'ten temsilci olarak ben varım. Yani bu Ankara'nın potansiyeline bu durum hiç yakışmıyor.